19 Mayıs Üniversitesi'nin 42. kuruluş yılı gerçekleştirilen törenle kutlandı. 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sait Bilgiç törenin açılış konuşmasını yaptı. 19 Mayıs Üniversitesi 42 yıllık geçmişine hakikaten bugünkü büyüklüğüne ulaşacak büyük bir emek gizlemiş. Bugüne kadar, buraya gelişimize kadar bu emeği sarf eden rektöründen işçisine kadar herkese teşekkürümüz söz konusu, teşekkür borcumuz var. Bu büyüklük elbette ki bütün görevlerimizi tam olarak en iyi şekilde yapabilmemizi sağladığımız anlamına gelmiyor. Biz bu nedenle ulaştığımız bu büyüklüğü bir avantaj olarak, sahip olduğumuz imkanları bir avantaj olarak, insan kaynaklarımızı ve bulunduğumuz şehri bir avantaj olarak değerlendirerek bundan sonraki gidişatımızda atacağımız her adımın, yapacağımız her çalışmanın ve yetiştireceğimiz her insanın başta şehrimiz ve bölgemiz olmak üzere ülkemize yarar üretici olma özelliğini düşünerek çalışacağız ve çalışmak zorundayız. Üniversite kampüsüne kadar uzanacak raylı sistemin şehrin üniversiteyle daha da bütünleşmesi anlamında önemli olduğunu dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, önceleri bizim üniversite durağından kampüse kadar gidecek 6,5 kilometrelik ray hattı kurmaya cesaretimiz yoktu. Hem kaynak temini konusunda hem de teknik olarak da zor bir işti. Fakat rektörümüzün ısrarları sonrası bunu yapmaya karar verdik. Bu da üniversitemizi daha da büyütecek, değerli hale getirecek diye konuştu. Samsun Valisi İbrahim Şahin ise üniversitenin şehre katkısının öneminden söz etti. Türkiye'de özellikle bakıldığında üniversiteler çok daha genç, çok daha körpe. Onun için biz üniversitelerle ilgili bu çalışmayı belki biraz daha uzun sürdüreceğiz. Ama bize düşen görev mutlak surette el ele verip çok ciddi çaba sarf etmemiz gerekiyor. Özellikle QC diye tabir ettiğimiz kamu sanayi işbirliğini mutlak surette önümüzden ayırmamamız lazım. Kamu sanayi üniversite işbirliği konusu bizim aslında sadece şehrimize kattığımız bir katma değer değil. Bunu biraz daha ileriye taşımak ve ülke geneline yaymak, hatta bölgesel bir güç olmamız gerekiyor. Yine Cumhurbaşkanımız şehrimizi teşrif ettiklerinde Sayın Bakanımızın müsaadesiyle ben aslında ikinci bir üniversiteye şehrin kavuşması gerektiğini söylemiştim. Hatta biraz da bu kapatılan üniversiteden bahsettim. Çok da önemsedi işin açığı. Biraz da acaba hoca bulur muyuz diye sordu bana. Ben bunun üzerine dedim ki Sayın Cumhurbaşkanım bizim 2000'i geçkin 19 Mayıs Üniversitesi'nde hocalarımız var. Dolayısıyla burada bir hoca problemi olmaz ama zaman içerisinde bu da telafi edilir demişti. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da geçmiş dönemlerde öğrencileri ayrıştırmak için çaba sarf edenlerin olduğunu belirtti. Maalesef ülkemizin tarihi gelişimi içerisinde zaman zaman öğrencilerimizi, gençlerimizi farklılıkların üzerine birbirlerine ayrıştırmak için çaba sarf edenler oldu. Biz hep şunu söyledik. Bizim farklılıklarımız zenginliklerimiz. Buraya farklı düşüncelerden, farklı şehirlerden öğrenciler geliyor. Farklı düşüncelerde olacaklar, farklı gelecek vizyonları olacak. Ama birlikte olacakları ve beraber olacakları çok önemli ortak noktaları var. 19 Mayıs Üniversitesi'ne geldikleri zaman şu ortak noktada birleşmiş oldular bir tanesi. Hepsi 19 Mayıs Üniversitesi olacak. Dedi ya biraz evvel Sayın Valim, İTÜ'lü, ODTÜ'lü, Hacettepe'li veya en meşhur nedir? Siyasal fakülteler değil mi? Siyasal Bilimler Fakültesi. Mülkiler. Bu tip bir aidiyetin oluştuğu üniversiteler çok farklı noktalara gider. İşte 19 Mayıs Üniversitesi'ne gelip de burada gelecek hayatını hazırlamak üzere çalışma ortaya koyan tüm kardeşlerimiz artık 19 Mayıs'ta olmuş demektir. Samsunlu olmuş demektir. Bu ortak noktanın etrafında birleşecekler. Ayrıca medeniyetlerinden, ülkelerinde, şehirlerinden geldikleri şehirlerden getirdikleri o farklılıkları birbirleriyle paylaşacaklar. Ve ondan sonra o farklılıklar etrafında ayrışmayacaklar. Birleşecekler ve ülkemizin geleceğini kuracaklar. Onun için tüm öğrencilerimiz, tüm kardeşlerimiz, gençlerimiz değerlidir.
ama birlikte olacaksınız. Ayrı değil. Rabbim inşallah daha nice yıl dönümlerinde hep beraber olmayı bizlere nasip eder. Ve önümüzdeki dönem içerisinde evet ülkemizi aydınlık günlere ve çok daha güçlü ve güzel günlere hep beraber 19 Mayıs Üniversitemizi de hep beraber Türkiye'nin en önemli kurumlarından, en önemli üniversitelerinden birisini olarak hayata geçirmeyi, daha ileriye taşımayı bizlere nasip etsin. Samsun ilklerin şehri. O zaman Samsun Üniversitesi de, ilk üniversitesi, köklü üniversitesi de herhalde ilk 5'te olmak durumundadır, değil mi? 5'ten koyalım, oradan sonrası nereye gider görürüz hep beraber. Konuşmaların ardından Bakan Kılıç ve diğer protokol üyelerine hediyeler sunuldu. Daha sonra 19 Mayıs Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.